Hop hepinize selamın aleyküm arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz bugün şuradan da gördüğünüz gibi ve başlıktan da gördüğünüz gibi spoofer bakın bedava spoofer öncelikle çok vaktinizi çalmadan söyleyeyim arkadaşlar bedava spoofer diye bir şey yok yok bu bunu unutun bak gerçekten yok sizi biri çağırır Discord'a çağırır ya da internetten bakarsınız ya da YouTube'dan bakarsınız bedava spoofer diye araştırırsınız ve dolandırılırsınız. Kimisi 10, kimisi 20, kimisi 30. Belki kimisi para da istemez sizden. Ve der ki şu uygulamayı indir der ve bu uygulama sadece size keylogger, size virüs bu tarz şeyler atar. Yani bedava spoofer diye bir şey yok e, ee, hatırladı bu videoyu çektiğim zamanlarda hatırladığım kadarıyla spoofer en az 10 dolar en az 15 dolar arası bir şeydi ya da o da tekabül 100 lira 110 lira civarı bir şey ediyor spoofer bilmeyenler için söyleyeyim spoofer arkadaşlar oyundan hivaydi ban yediğinizde yani hivaydi ban derken şu e, hile kullanıyorsunuz ve size 3 aylık bir hivayetliği banatıyorlar. atıyorlar. Donanım bana atıyorlar. Bunu kaldırmanıza yarayan bir uygulama, bir programdır Spoofer. Ve bu da bedava bir şey değil. Bunu aklınızda bulunsun. Buraya kadar her şeyi anladığınızı varsayıyorum. Bunu niye anlatıyorum? Ben bu videoyu çok 3 ay, 4 ay, belki 5 ay, 6 ay önce çektim. Uzun bir zaman oldu. Ve ben bu videoyu çekerken böyle şeyler çok konuşulmuyor. Ama şimdi Valorant ile yazdığınızda ilk başlarda da çıkan bir şey var. O da bedava spoofer. Böyle bir şeyin olmadığını ve böyle insanları kanmanızı istemediğimden dolayı şu aralar bilgilendirme tarzı videolar çekiyorum. Ve bunu kesinlikle ve kesinlikle yapmamanız gerekiyor. Bilgisayarınıza herhangi bir şekilde virüs bulaşma durumunda format ya da keylogger yersiniz. Bu da zaten hesap bilgileriniz, oyuna girdiğiniz hesap ya da gmail bilgilerinizi vesaire gider bu zaten kötü bir şey en iyi ihtimal bakın en iyi ihtimal bilgisayarınıza virüs bulaşır formatla çözersiniz bu da en iyi ihtimalidir bu işin siz düşünün iyi ihtimalin ne kadar kötü olduğunu yani bu yüzden bu gibi durumlardan uzak durmanız gerekiyor ben de zaten zamanında böyle troll bir video çekmiştim. Bilgisayar temizletmiştim. Ve sonunda da böyle bir şeyin olmadığını söylemiştim. Çünkü böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu anlayın. Bunu kafanızda bir yerde bulunsun. Ee, Bank kaldırmaya gelelim. Kalıcı yasaklama kaldırmaya. Böyle bir şey de yok. Hesabınız kalıcı bir şekilde yasaklandıysa benim hesabım yaklaşık o da 6 ay önce falan bu videoyu çektiğim zamanlarda ban yedi. Ve hala kalıcı yasaklı bir şekilde kalıyor. İçinde 600-700 civarı bir para vardı yanlış hatırlamıyorsam. O da kalıcı yasaklanmada yüzünden ban yedi. Ee, ve o bile hala açıldı. O bile diyorum yani bunu ben anlatıyorum. Bunun açılması zaten imkansız bir şey. Hileler de zaten bunun farkında. Hile kullanan insanlar, spoofer kullanan insanlar da bunun farkında. O yüzden zaten sürekli yeni hesap açıyorlar. Kalıcı yasaklamalar, bakın hesabınız kalıcı bir şekilde uzaklaştırıldı yazıyorsa bunu kaldırmayanızın hiçbir yolu yok. Tabi herhangi bir rioter tanıyorsunuzdur. Gerçekten e, ticket atarsınız. E, yasaklamanızın boş bir sebep olduğu anlaşılır. Onun dışında, onun dışında hiçbir şekilde bu banın kaldırılma gibi bir ihtimali yok. Zaten süreli uzaklaştırmalarda hesaba giriş yaptığınızda e, erişebileceğiniz tarih vesaire yazar. Yani banlanmanın bir sürü şeyi var ve e, bunları çözmek de neredeyse imkansız. Spoofer ve kalıcı uzaklaştırma gibi banlarınızdan uzak durun. Zaten da minimum 3 ay maksimumda kalıcı olarak oluyor. Minimum 3 ay HYD ban yersiniz. HYD banınız da 3 ay sonra biter ve yeni bir hesap açıp oynamaya başlarsınız. Olay bundan ibaret. Kısa bir şekilde anlatacağım çünkü uzun bir şekilde anlatınca insanların kafasında çok şey oluyor, çok soru oluyor. Eğer aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz ya da Discord'dan bana ulaşıp sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Alttan abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın.